Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum'da görev yapan bir rehber öğretmen kendisine hakaret ettiği iddia edilen Bodrum İlçe Milliyetim Müdürü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Usulsüz soruşturma. Usulsüz soruşturmada takke düştü, kel göründü. Bodrum'daki bir lisede görev yapan rehber öğretmen Yusuf Solmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde usulsüz soruşturmalar devam ediyor. Usulsüzlüğe göz yummayan öğretmene hakaret edildi. Eğitim Sen Bodrum şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan sendika temsilcisi Senem Kurnaz Aslan, cinsel taciz iddiası ile ilgili bir olayda rehberlik servisinin bilgisine başvurulmadı. 15 yaşındaki çocuklar psikolojik destekten yoksun olarak Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bu durumun yanlış olduğunu, psikolojik destek hizmetinin dışlanamayacağını söyleyen rehber öğretmen hakaret gördüğü iddiasında bulundu. Bu destek ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Özcan'ın hak arayan, hukuk isteyen öğretmenlere yönelik saldırılarının artmasına neden oldu. Aslan ayrıca cinsel taciz iddiasının yaşandığı okulun müdürü Hakan Camcıoğlu hakkında da okulun rehberlik servisinin çalışma yapmasını engellediği iddiasıyla Muğla Valiliği, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Kaymakamlığına şikayette bulunulduğunu bildirdi. Mustafa Özcan rehber öğretmene şu sözlerle saldırdı. Rehberlik servisi kim oluyormuş? Senin nasıl kurgulanmış biri olduğunu ben iyi biliyorum. Sen kim oluyorsun? Sen ne salıyorsun kendini? Kalıbına bak. Kalıbına bakan da seni adam sanır. Milli Eğitim Müdürlüğünün bu tutumunu kınıyoruz. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, okulda yaşandığı iddia edilen cinsel taciz iddiası ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rehber öğretmen Mustafa Özcan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taciz, taciz iddiasının soruşturulmasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin dışlanması düşünülemez.